Arkadaşlar merhaba, MySQL dersimize hoş geldiniz. Bu videoda işleyeceğim konular veri ekleme, veri güncelleme, veri silme ve create alter drop yani veri tanımlama dilinden bahsedeceğiz. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle veri eklemeden başlayalım. Geçen videomuzda hatırlarsanız iki tane tablomuz vardı. Bir veri tabanı oluşturup içerisinde iki tane tablo oluşturmuştuk. Aynı tablolar üzerinde devam edebiliriz. Mesela veri eklemek için insert into komutunu kullanıyoruz. Insert into dedikten sonra tablomuzun ismi hemen ardından o tablodaki alanlardan bahsediyoruz cümlede. Hemen ardından values anahtar kelimesini kullanıyoruz ve o alanlara, o tablodaki bulunan alanlara hangi verilere gireceksek onları ekliyoruz. Mesela db Taşköprü.MU veri tabanında bulunan TBL fakülte tablomuza bilgi girmek istiyoruz insert into ile. Ne yapıyoruz? Tablonun ismini yazıyorum insert into dedikten sonra ve tablodaki alanlarım neymiş? Fakülte numarası ve fakülte adı. Hemen yan tarafta da görebiliyorsunuz. İçerisine veri olarak da values'tan sonra fakülte numarasına karşılık gelecek olan veri 4. Fakülte adına karşılık gelecek olan veri de Ziraat Fakültesi olaraktan bilgiye girmiş ve sorguyu çalıştırdıktan sonra aşağıda hemen ne diyor? Bir rows affected diyor ve ne yapıyor? Sorgu affect edilmiş oluyor. Ardından select cümlesiyle cümlemizi ne yapıyor? Girmiş olduğu bilgiyi kontrol ediyor. Hemen biz de bir uygulama yapalım. Bizim de ne vardı? Bölüm tablomuz vardı. Bölüm tablomuzda bunu uygulayabiliriz. Biz de hemen ne diyelim? UZB Taşköprü MU diyorum. Insert into tablomun ismi TBL bölüm. Tablomdaki alanlar hemen sol tarafta gördüğünüz gibi TBL bölüm ve TBL öğrenci arasının altındaki alanlardan bakarak yardım alıyorum. Bölüm ID ve bölüm adı. Values. Ne yapıyoruz? Yeni bir bilgi girelim. Şu an acaba bilgi var mıydı? Şöyle select çekeyim. Neymiş? 4 tane bölüm varmış. Mesela 5. bilgiye girebilirim. 5 diyorum. Varchar'da olduğu için şöyle tek tırnakta yazıyorduk. Ne diyebilirim? 5. bölüm olarak muhasebe bilgisini ekleyelim. Satır satır çalıştırıyorum. Insert cümlemi de çalıştırıyorum. Bir row selected veri. Select yıldız from TBL bölüm diyerek ne yapıyorum? Satırımı çalıştırıyorum ve eklemiş olduğum bilgi ne yapmış oldu? Tabloma eklenmiş oldu. Bir de ne yapıyorduk? Insert cümlemizde toplu bilgi girişi yapıyorduk. Onu da hatırlatalım. Bir önceki videomuzda insert into'yu kullandığımız için çok derinlemesine anlatmamıza gerek yok şu an için. Bir de çoklu veri girişine örnek vereyim. Values 6 diyelim. Ne yapacağım? Hemen altına yine bir bilgi gireceğim. Ne olsun? Bir resim olsun. Altıncıda da ne olsun? Bu da elektronik olsun. Evet, tekrar sorgumu çalıştırıyorum. Ne yapıyorduk? Çoklu sorgu girerken. Evet, efekt olduğu iki tane bilgimiz tabloya eklendi. Ne yapıyorduk? Çoklu sorgu eklerken values'dan sonra artık tekrar tekrar values yazmak yerine her bir gireceğim bilginin arasına ne yapıyorum? Virgül koyarak işlemlerimi yapıyordum. Hemen şurada geçen dersteki örneğimizden de hatırlayabilirsiniz. Bakın
Bölüme ne yapmıştık? Verileri girerken her bir verinin arasına virgüller koyarak ilerlemişiz. Evet, insert cümlesinde diyebileceklerimiz bu kadar. Bakalım sıradaki yapımız neymiş? Veri ekleme dedik. Veri güncelleme. Biraz şöyle büyüteyim. Veri güncellemesini nasıl yapıyoruz? MySQL'de. Yine aynı veri tabanı ve tablo üzerinde çalışacak olursak update set diye bir cümlemiz var. Burada mutlaka bir şartımız oluyor. İlla ki bir şartımız oluyor. Verilen şarta göre verimizi güncelleyebiliyoruz. Tablodaki o alanımızı güncelleyebiliyoruz. Mesela buradaki örnekte update. Update'ten sonra tablomun ismini belirliyorum. TBL fakülte olacak şekilde. Hemen ardından set anahtar kelimesini kullanıyorum. Setten sonra da ne yapıyorum? Hangi alanda değişiklik yapacaksam, hangi alanda güncelleme yapacaksam onu belirliyorum. Set burada güncelleme, değiştirme, kurma anlamlarına geliyor Türkçe'de. Burada da bu update set ver cümlesinde de yine güncellenecek kısımları buraya yazıyoruz. Ne yapıyormuşuz? Fakülte adına tıp fakültesi olarak değiştiriyorum. Verden sonra da kim değişecekse onu belirliyorum. Dördüncü sıradaki yani fakülte numarası 4 olan TBL fakültesindeki veriyi artık ne yapıyorum? Tıp fakültesi olarak değiştiriyorum. Yine aynı işlemleri yaptıktan sonra aşağıda efekt ve kas satırının döndüğüne dair bilgileri size paylaşıyor. Mesela biz ne yapalım? Yine bir select cümlemi şurada bir çalıştırayım. Bakın az önce eklediklerim de buraya gelmiş. Şöyle indirsem. Kimi değiştirelim? Mesela biz de şu elektrik bölümünü müzik bölümü yapalım mesela. Şunun sorumluluğu şöyle yan tarafa atalım. Neydi cümlemiz? Bakın ben yine hep SQL derslerinde söylediğim gibi aynı şeyi yine tekrar ediyorum. Yazmak istediğiniz kodları alt alta eğer yazarsanız sizin için daha derli toplu bir şekilde kullanımı olacaktır ve hani neyin ne olduğunu daha rahat bir şekilde ayırt edebileceksiniz. O yüzden ben yine update, set, ver şeklinde ne yaptım? Cümlelerimi alt alta böyle üçe bölerekten yazmaya başlıyorum. Update kimde değişiklik yapacağım? Burada tablo ismi olacaktı. TBL bölüm. Hemen yan taraftan kopyamı çekiyorum TBL bölüm diye. Kimi değiştireceğim? Verde şartım olacaktı. 2 numaralı elektrik bölümünü değiştirecek. O zaman bölüm ID eşittir 2 diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Peki ne olarak değiştireceğim? Set kısmında elektriği ne yapacağım? Artık müzik bölümü yapacağım. O zaman ne diyebilirim? Bölüm adını eşittir. Ne yapacağım? Müzik şeklinde değiştireceğim. Bakalım herhangi bir sıkıntı yoksa kodumda çalışacaktır. Evet. Ne dedi? Bir row affected dedi. Bir tane veri eşleşti ve bir tane veri değişti şeklinde ne yaptı? Bana bilgiyi verdi. Peki select cümlemi tekrar çalıştırayım. Bakın ikinci bölüm ID ne oldu? Elektrikti. Artık müzik şeklinde bölüm ID'si değişmiş oldu. Evet, veri güncellemeye bir örnek daha yapalım. Ne diyelim? TBL öğrenci tablosunda bir değişiklik yapalım. Mesela select Yıldız from TBL öğrenci tablosunu çalıştırıyorum. Bakalım nerede nasıl bir değişiklik yapabilirim? Kimi değiştirebiliriz? Mesela Aysel Leylak diye bir öğrenci varmış. Bu öğrencinin soyadında değişiklik yapalım. Yine update set ver cümlemi yazıyorum.
Update'ler ver siz de kullanılır bu arada. İlla ki ver kullanılacak diye bir şartımız da yok. Çalışmalarınızda ne gerekiyorsa onu yapacaksınız tabii ki de. Ne yapmam lazım burada? Aysel Leylak'ı nasıl belirleyebilirim? Nasıl gösterebilirim? Öncelikle hangi tabloda çalıştığımı söyleyeyim. Update. TB'li öğrenci. TB'li öğrencide çalışıyorum. Öğrenci numarası 101 olan kaydım. Ne yapalım? Soyadını tek tırnaklarla Leylak değil de Tevet'i. Tevet oku yazalım. Bakalım çalıştıralım sorgumuzu. Yanlış bir şey yapmadıysak evet bir satırımız karşılaştı ve değişikliğe uğradı diyor. Tekrar bir select cümlemi çalıştırıyorum. Bakalım evet Aysel'in artık 101 numaralı kaydımızda soyadı Leylak olan kaydımız ne oldu? Tevitoğlu olarak değişmiş oldu. Evet. Devam edelim konumuza. Bakalım sırada hangi konumuz var? Veri güncelleme dedik. Veri silmeden bahsedelim. Peki tablolarımızda verilerimizi nasıl silebiliriz? Tablolarımızda verilerimizi silebilmemiz için delete from ver diye bir yapı kullanacağız. Delete from dedikten sonra her zamanki gibi tablo ismimizi belirliyoruz. Önce adresimizi belirleyelim ki sonra içerisinde işlem yapabilelim mantığıyla çalışıyor tüm kodlarımız fark ediyorsanız. O yüzden delete from dedikten sonra tablomun ismini mutlaka belirliyorum. Ardından şartım neyse onu veriyorum. Ver. Fakülte numarası 4. Yani ne demiş oldum burada? TBL fakülte tablosundan fakülte numarası 4 olan kaydı bana tablodan sil diyoruz. Ardından ne yapacağız? İşlemimizi çalıştırdıktan sonra bakın bir row affected mesajını almış ve select cümlesini çalıştırdıktan sonra da ne yapıyor? Sonucunu görüyor çalışıp çalışmadığına dair. Dilerseniz bunun da bir örneğini yapalım. Delete from ver şeklinde cümlemi yazıyorum. Nereden kaydı sileceğiz? Bölüm tablomuzdan silelim. Neyi silelim? Bir çalıştıralım cümlemize. Kimi silelim? Mesela 2 numaralı kaydı silelim. Ver. Bölüm ID 2 diyelim. Tablomun ismini veriyorum. Ve şartımı veriyorum. Çalıştırıyorum kodumu. Bakalım bir row affected dedi. Gerçekleşti dedi. Hemen select yıldız from TVL öğrenciyle tekrar kodumu çalıştırıyorum. Pardon, TBL bölümdü. Evet, 2 numaralı kaydım ne oldu? Tablodan silinmiş oldu. Gördüğünüz gibi. Tüm bu yaptığımız, sildiğimiz, güncellediğimiz, eklediğimiz verilere ortak bir isim verilmiş veri tabanı dillerinde, SQL dilinde. Bu isim nedir? Onlardan bahsedelim. Hemen hatta şuraya, yukarıya yorum satırımıza iliştirelim. Bu ortak dile DML yani data Manipulation Language ismi verilmiş. Bu da tabloları şema nesneleri içinde verileri yönetmek için kullanılır şeklinde ifadesini verelim şöyle. Yani ne demiş olduk? Tablolar içerisinde, şemalar içerisindeki bulunan nesneleri yani verilerimizi ne yapıyoruz? Yönetiyoruz. Bunun için neleri kullandık mesela biz? Select cümlesi de bunlara dahil. Şöyle ayırın. Insert
update, delete. Ve birkaç tane daha komut bulunmakta. DML ismi adı altında. Bu yaptığımız işlem Data Manipulation Language'di. Yani DML olarak kullanıyoruz. Peki bu yaptığımız işlemler DML ise hemen şöyle sunumuma geleyim. Peki DDL ne olacak? DML yaptığımızda DDL'de Data Definition Language olarak geçiyor. Veri tabanı yapısı ve şablonları tanımlamak için kullanılıyor. Veri tabanında nesneler oluşturmak için gerekli olan ifadeleri sağlıyoruz. Bu ifadeler veri tabanı ve tablo gibi yeni bir nesnenin oluşturulması, var olan nesne üzerindeki değişiklikler yapılması ve nesnenin yok edilmesi için kullanılıyor. Biz örnek olarak create, alter ve drop örneklerini veriyoruz. Tabii ki de başka kullanılan anahtar kelimeleri de var. Bununla ilgili açıklamayı da şuraya yazalım. Bu da DDL demiştik. Şöyle. Ne dedik? Data Definition Language şeklinde geçiyor. Ne demiştik? Tabloları, tabanı, yapısı veya şema tanımlamak için kullanılır. Biz hangi örnekleri verdik? Create, alter ve drop örneklerinden şu an için sorumlusunuz. Eğer diğerlerini de merak ediyorsanız araştırabilirsiniz. Create'te veri tabanında nesne oluşturacağız. Alter'da veri tabanının yapısını değiştireceğiz. Drop'ta da veri tabanındaki objeleri sileceğiz. Bunları da deneyelim. Nasıl kullanıldığını görelim. Hemen şöyle aşağıya bir boşluk bırakayım. Şuradaki yapıyı da görecek şekilde size aktarayım. Hemen ne yapalım? Nereden başlayalım? Veri tanımlama dili dedik. Create. Bakın Create Database bizim önceki iki videomuzda Create Table ve Create Database kelimelerini kullanmıştık. Tablo oluşturuyorduk, veri tabanı oluşturuyorduk. Burada da hani Create Database üniversite şeklinde oluşturmuş. Mesela biz de burada bir örnek yapalım. Create Database üniversite diyelim. Bakın çalıştırıyorum. Bir of affected şeklinde yine cevabımı verdi. Hemen geliyorum. Şuraya bir refresh attım. Bakın oluşturmuş oldum. Veri tabanı ne yaptı? Gerçekleşmiş oldu. Peki var olan bir bu oluşturmuş olduğumuz, var ettiğimiz veri tabanını silelim. Şuradaki drop anahtar kelimesiyle drop database üniversite diyelim. Var olan bir veri tabanını siliyoruz yani. Drop database üniversite dedim. Bakın veri tabanını yok edeceğim şimdi. Yandaki oluşturmuş olduğum çalıştırıyorum. Affected dedi. Hemen bakıyorum. Evet. Silmiş olduk. Veri tabanını oluşturduk. Veri tabanını sildik. Create table'da tablo oluşturduğumuz gibi database de oluşturabiliyoruz. Drop database'de database oluşturduğumuz gibi tablo da silebiliyoruz. Bunu da birazdan örneğini yapalım. Hatta hemen şurada üniversiteyi oluşturalım. Ne yapalım? Create table'da hemen basit bir tablo yapalım. İsim tablosu olsun. ID olsun. Herhangi bir şey tanımlamıyorum. Varchar 50 diyelim. Primary key ne diyelim? ID diye tanımladım. Şurada virgülümü unutuyorum. Create table diye bakın. Ne yaptım? Create kelimesini ne yapıyordum? DML altında kullanıyordum tablo oluşturmak için.
Bu da ne yapmış olduk? Bu oluşturmuş olduk. Hemen bakalım gelmiş mi? Şunu kapatalım. Pardon. Use diyeceğiz başına. Şu an muhtemelen use demediğim için taş köprünün altını oluşturdu. Evet. Hangi veri tabanında çalışıyorsak onu belirtmemiz lazım. Use üniversite diyorum. Ardından tekrar create table diyorum. Evet. Şu an oluştu. Bakalım Mila. Bakın 100 deyince hemen burası da aktif oldu. Gelmiş mi? Alanları ile birlikte. Evet gelmiş. Peki oluşturduğum bu table'ı drop demeden önce bir alter diyelim. Mesela buna bir alan eklemek istiyorum. Hemen şuradan size kullanışını da göstereyim sunum üzerine. Alter'la veri tabanıma alan ekleyebiliyorum. Pardon, tabloma alan ekleyebiliyorum. Nasıl ekleyebiliyorum? Alter table deyip tablomun ismini belirliyorum. Ardından hangi alana eklemek istiyorsam add department şeklinde ne yapıyorum? Veri tipini ve kaç karakter olacağı, eğer karaktersel bir şey ise kaç karakter olacağı, veri tipini ve ismini add kelimesiyle veri tabanındaki tabloma, belirlediğim tabloma eklemiş oluyor. Hemen bu isim tabloma ekleyelim mesela. Alter table ve add kelimelerimi yazıyorum. Hangi tablo TB isim pardon isim tabloma ne ekleyelim? İsim dedik, soyad diyelim. Bizde var çar 50. Herhangi bir hata yoksa güncelleyecektir. Bakalım geldi mi? Refresh çekelim. Evet. ID isim ve soy isim şeklinde ne yaptı? Yeni bir alan güncellemiş oldu. Evet. Bu şekilde güncellemiş olduk. Peki drop kelimesini kullanalım. Ne yaptıydık? Dropla database'i kaybettiydik, yok ettiydik. De table'ımızı yok edelim. Drop table isim desem, pardon, isim tablosunu silmek istiyorum desem, çalıştırdığımda effective dedi. Bakın hemen zaten kendisi yan tarafta silmiş oldu. Yine veri, bundan sonraki işlemde de veri tabanımı hop silebilirim ve kayboldu. İsterseniz bir örnek olarak da şurada yanlışlıkla oluşturmuş olduğum isim tablosunu silelim. Bu sefer ne yapmam lazım? Use db taşköprü meo deyip veri tabanımı tekrar seçiyorum. Evet. Ardından drop table isim diyerek ben tablomun ismini veriyorum ve gördüğünüz gibi siliyorum. Şurada bir refresh ettiğim zaman ne yapıyor? Tüm bilgileri görmüş oluyorum. Evet, bu ders DML yani Data Manipulation Language'ı işledik. Ne dedik? Tabloları, şemaların nesneleri, içinde verileri yönetmek için kullanıyoruz. Veri yönetmekten kastımız neydi? Verileri select cümlesiyle sorgulamak, insert cümlesiyle yeni bir veri eklemek, update cümlesiyle verileri güncellemek, delete cümlesiyle de verileri silebilme işlemini yapıyor biliyorduk. Bir deneyden bahsetmiştik. Şuradaki gördüğüm yerlere noktalı virgül koyuyorum. Bir deneyden bahsetmiştik. DDL'den yani Data Definition Language'den bahsetmiştik. Burada da ne demiştik? Tabloları veri tabanı yapısı veya şema tanımlamak için kullanılır. Ve hani tablolarımızda, veri tabanlarımızda güncelleme yapabileceğimiz, silebileceğimiz ve başka birçok seçeneği olan anahtar kelimeleri barındıran bir opsiyondu. Biz burada şu an için dersimiz için kısıtlı olaraktan veriyoruz bilgiyi. Ne diyebiliriz? Create alter drop. Create ile ne yapıyorduk? Veri tabanı ve tablo oluşturabiliyorduk. Alter'la da ne yapıyorduk? Tablomdaki verileri güncelleyebiliyordum. Nasıl? Yeni bir alan ekleyerek güncelleme yapabiliyordum. Drop'la da ne yapıyorduk? Veri tabanımızı siliyorduk veya veri tabanımızdaki belirlediğimiz içi boş bir tabloyu silebiliyorduk.
Evet, bu ders bahsedeceklerim bu kadar. Umarım sizler de uygulayabiliyorsunuzdur MySQL'lerinizde. Lütfen sorularınızı mail adresimden iletin. Kafanızda herhangi bir soru işareti kalmasın. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. İyi çalışmalar. Tekrar görüşmek üzere.